Burası Mete abinin çiftliği. Bu akşam burada kaldım. Akşam şurada çamaşırları yıkadık. Bayağı kirliğim vardı. Temiz kıyafetim yoktu. Hemen sobanın başında onları bir güzel kuruttuk. Gece burada kaldım. Şimdi yavaş yavaş yola çıkacağız. Hazırım. Adresi veriyorum arkadaşlar buraya. Bisiklete ihtiyacı olan geceleyin gelsin alsın diyeceğim. Asili geçen alabilir. Asil'le tanışırsınız. Gel oğlum. Gel. Otur Oturma sen boş ver. Ne haber aslanım? Çok korkuttun beni akşam ama ha. Hey. Ulan üstüm batırdı. Yeni yıkandıydı bu. Yeni yıkandıydı bu. Yeni yıkandıydı bu. Mete abi nasılsın? Merhaba. Takipçilerime söylemek istediğim bir şey var mı? Ferdi beni takip edin. Kesinlikle bir şeyini faydasını görürsünüz. Burası aslında şey Altınova'dan Ayvalık'a gelen eski yolmuş. Şöyle Güney Çiftliği tabelası var. Zaten 100 metre ileride de Mete abinin Güney Çiftliği var. Şimdi ben buradan ana yola çıkıp oradan Akçay'a doğru devam edeceğim. Ondan sonra nereden gideceğime ayrıca karar vereceğim. Şu Shell benzinliğini hiç unutamam. Ayvalık sapağında. Bundan yıllar önce, 2003 yılında, 9-10 yıl önce burada kamp atmıştım. Hatta İzmir Göztepe'den çıkıp bir günde buraya gelmiştim. Şimdi buraya 3 günde geldim ve o zaman iz bana bisiklet almıyordular. Göztepe'den sürerek buraya kadar gelmiştim. Şimdi bisikleti iz bana yüklemiş olmama rağmen 3 günde geldim. Tabii o zaman farklı değişkenler vardı. Neydi bu değişkenler? O zaman bir Türkiye turu yapmıştım. Kondisyonum iyiydi. 1.75 lastik takılı tur bisikletim vardı, 28 jant. Yüküm nispeten hafifti. Günler Eylül ayında bayağı bir uzundu. Şimdi değişkenler farklı. 2.25 dış lastikli MTB 27.5 dağ bisikletiyleyim. Yüküm fazla, günler kısa. Ondan dolayı. Yoksa hala genciz. Hep geçiyoruz buralardan da hep dağdan taştan. Uzun zaman oldu bu ana yolu kullanmayalı. Benim için de bir nostalji oldu hafiften. Kuzeyinde yola koyuldum. Hava şartları kötüleşiyor, zor zamanların ardından Ayvalık'ta huzur buldum. Dümdüz asfalt yola koyuldum. Kış mevsiminde yollar sessiz. Ayvalık'tan Burhaniye anılar. Hızlı hızlı daha da hızlı. Hızlı hızlı daha da hızlı.
akşamleyin nerede çadır atacağını bildikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Burası neresi? 2 sene önce Şafak abiyle Gelibolu'ya giderken intikal turunda bir gece konakladığımız yer. Şurada 100 metre ileride çeşme de var. Sularım tam gerçi de yetmezse diye çeşme de var. Nerede çadır kuracağını bildiği zaman hiç sıkıntı olmuyor. Malzemelerimi aldım. Suyum tam. Olmazsa suyum var. Şimdi şurada güzel bir yemek yapacağım. Sonra çadırı kurarım. Biraz da keyif yaparım. Ondan sonra yatar uyurum. Daha çadırı kurmak için acele etmeye gerek yok. Günü burada sonlandırdım. Saat de zaten 18 oldu. Güneşin batmasına 1 dakika kaldı. Ortalık biraz kararınca çadırı şuraya kurarım. Oraya su da gelmemiş. Herhangi bir akıntı, taşkın da bir şey de yok. Yağmur yağsa da sıkıntı değil. Daha önce de burada huzur içinde uyumuştuk. Yine uyuruz. Şimdi bu akşam değişik bir menü yapıyorum. Patates aldım. Haşlayacağım onu. İçine havuç da atacağım. Bir de soğan doğrayacağım. Onlar haşlanmasına yakın. Bir de sosis aldım. Sosisi de üzerinde öyle bir buğulama gibi yapacağım. Böyle bugün değişik bir menü denemesi yapıyorum öyle. Daha önce yaptıydım aslında. Ben de bunu şeyde Zonguldak taraflarında rahatsız olduğum zaman. O zaman hoşuma gitmişti. Şimdi tekrar yapma isteği duydum. Kızım oğlu Ferdimen Bey. Hey hey. Hey hey. Hey. Şu dağları deldi geçti. Ağam kim, paşam kim? Kim 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 kim? Kızıloğlu Ferdimen Bey, bir beyin oğlu, Remzi'nin oğlu. 15 Ocak sabahından günaydın sevgili dostlar. Geceyi burada geçirdim. Üşümedim de. Şimdi akşamdan kalan bir bulaşık vardı. Şurada 100-200 metre ileride bir çeşme var. Orada onu yıkayacağım. Bir de su dolduracağım. Sonra buraya gelip bir kahvaltının ardından toparlanıp yola koyulacağız. Şöyle kamp yaptığımız yere bir son kontrol yapalım. Herhangi bir şey unuttuk mu, çöp bıraktık mı diye kontrol yapıp. Geçenlerde yağmur yağmış. Yağmur yağan yerlerde çamur olmuş ama kaldığımız yer çamurlu değildi. Şimdi binelim. At bin. Macera başlasın. Geçlik soksun, uyku sana haram olsun. Boş yarak bir Türk iyidir, her yıl bize sevgilidir. Evet, sahilden buraya kadar 450 metre kadar tırmandım. Şimdi zirve noktadayım.
Yollarda güçlüyüm ben yine de, bisikletimle yolculuğum. Şimdi bu yol Behramkale tarafından gelip Ayvacık'a doğru giden yol. Ayvacık'ta zaten karşıda şöyle gidiyor, devam ediyor. Ben de şöyle şu karşı tepelerden geldim. Sazlı buradan yaklaşık 7 kilometre. Şuradan da ana yola bağlanıyor. Böyle devam ediyorum. Şimdi buradan Ayvacık'a girer miyim, girmez miyim belli değil ama bakalım. Duruma göre karar vereceğim. Ama yukarılara doğru çıkmaya başladıkça artık deniz seviyesinden uzaklaşınca rüzgar da karşısından esiyor. Böyle Balkanlardan gelen artık Trakya'nın Marmara bölgesinin soğukluğunu hissetmeye başladım. Ege, Akdeniz gerilerde kaldı malum. Şimdi D550 Çanakkale-İzmir yoluna da bağlandık. Hemen karşısı Ayvacık. Buradan ana yoldan Ezine'ye doğru devam edeceğim. Rüzgar karşıdan esiyor. Bütün planlar değişti şu an. Çanakkale'ye varmayı planlıyordum ama yüksek ihtimalle varamayacağım. Yolda bir yerlerde kalacağız, bakacağız. Gün rüzgarla dans ederek, her virajda bir hikaye, her inişte bir anı, sonsuz yollar boyunca pedallarla çevirerek, macera dolu bir yolculuk, içimde bir ateş var, yolun tozunu yutarım gökyüzüne. Bisikletimle yol alırken hayatım ritmiyle dans ediyorum. Geceyi yıldızlarla paylaşırken çadırımın altında, yıldızların ışığında yorgun bedenim dinlenirken, güneş doğarken yeni bir günün başlangıcı, çıkmak için hazırım yüreğimdeki heyecanla. Zorlu yolların üstesinden girirken içimde bir güç var, her inişte her tırmanışta yüreğimde bir coşku, her an değerli, her manzara bir hazine. Bisikletimle yol alırken hayatın tadını çıkarıyorum. Ezine'ye de geldik. Güneşin batmasına bir saat var. Dalyan tarafı böyle. Ama Ayvacık'tan Ezine'ye doğru gelirken artık memleketimin soğuk havasını yavaş yavaş hissetmeye başladım. Hava soğudu. Yüzüme rüzgarın da etkisiyle soğuk vuruyor. Bakalım bu gece ne yapacağız? Nerede kalacağız? Soğuk ve rüzgar, Ezine'den geçip yola devam.
Şöyle 50 metre kadar ilerisi ana yol. Şuradan yukarıdan Köprübaşı Köyü ile Akköy'e giden bir yol var. Ama geçen araçlar burayı görmüyor. Burada dayıların bal kovanları falan var ama benim onlarla işim yok. Kimsenin arısıyla, balıyla, malıyla, emeğiyle işim yok. Bu tarafta fidanlık. Orman Genel Müdürlüğü'nün fidanlığı. Şöyle şuraya çadırı kurma planlıyorum. Şuraya. Şöyle şu ağaca ya da o ağaca da bisikleti kilitlerim. Şurada da paletler var. Şu karşıda paletler var. Orada da yemek yeriz herhalde, bakalım. Bu gece buradayız. Şimdi buradan sağdan soldan yaprakları sürükledim buraya. Çadırı kuracağım yerin altına. En azından benim yatacağım tarafa. Şöyle şu tarafa yatmayı planlıyorum. Şöyle boylanmaya. Şuralara da çantaları koyarım. Yerler ıslak. Yapraklar izolasyonu sağlar diye düşünüyorum. Bakalım.